Sevgili dostlar, dün Bandırma'dan 2 yıllık evli, öğretmen, vajinismusu bir çiftimizle görüştüm. İnsan ne kadar üzülüyor, cinselliğe bakış açımızdaki sığlık, negatiflik, inanın beni öldürecek. Ölmeden önce bu toplumda bir hoşgörünün, bir nezaketin ve insanlara moral vermenin kıymetini ne zaman öğreneceğiz, inanın bilmiyorum. İnsanların sıkıntısı olmasa 2 yıllık evli bir çift neden bir doktora gitsin, neden vajinismus olduğu için muayene olmak istesin, yardım istesin? İnsan hiç keyfi olarak vajinismus olabilir mi? Ve insanların dertlerini, sıkıntılarını küçümsemeyelim, korkularını küçümsemeyelim. Yeni kuşaklar bizler kadar güçlü olmayabilirler, korkuları olabilir. Ama bizim onları hakir görmemizi, aşağılamamızı gerektirmiyor. 30 yaşındaki vajinismuslu bir kadına şöyle diyeceksiniz. Lisedeki çocuklar bile cinsel ilişki kuruyor. Madem kuramayacaktın, niye evlendin? Ya bu ne ağzı, bu çok kötü bir şey. Yani insan evlenmeden önce bakire bir kız vajinismus olduğunu bilemeyebilir. Artı keyfinden de ilişki kurmamazlık yapmaz. Bir de şöyle deniyor. Senin şeyin çok mu kıymetli? Herkes ilk gün dayanıyor. Herkes ağrıya dayanıyor. Ayol bir dişini sıkıver. Bir dişini sıkıver. İnanın o kadar çok kızıyorum ki. Yani tepkimi nasıl ortaya koyacağımı şaşırıyorum. Ama sizle sabah sabah dertleşmek istedim. Acaba sizler insanlarımıza nasıl yardımcı olursunuz? Ya da bana neler önerirsiniz? Özelden de yazabilirsiniz. Yani benim bireysel gayretim ve ömrüm cinsel sağlıkla ilgili bu sığlığı, anlayışsızlığı ne zaman, ne kadar çözecek emin olun bilmiyorum. Sizlerin desteği çok çok önemli. İslam dininin cinselliğe bakışını öğrenmek için yıllarımı verdim. İslam dini ailede cinsel mutluluğu çok çok önemsiyor. Hele kadın orgazmını, kadın squirtingini, boşalmasını o kadar çok güzel anlatıyor ve öğretiyor ki bize çok şaşırtıcı geliyor. Yüzyıllar ötesinden daha squirtingi yeni yeni hekimler olarak konuşmaya başlıyor oluşumuz. Yani toplumda bir şeyleri eksik yapıyoruz. Doktorlar eksik yapıyor, eğitimciler eksik yapıyor ve hele hele kız anneleri çok çok eksiklerimiz var. Bakın pek çok ailede cinsel problem var. Annelerimizin de çok problemleri var eşleriyle. Peki yetiştirdiğimiz kızlarımız neden korkuyorlar? Neden vajinismus oluyorlar? Neden anorgazm oluyorlar? Neden ağrılı ilişki yaşıyorlar? Neden bu kadar çok cinsel kimlik karmaşası ve problemler var toplumumuzda? Neden ensestler artıyor, sapkınlıklar artıyor? Lütfen eksikliklerimizi görelim ve bunları çözümlemek için cesaret gösterelim, çaba sarf edelim. Böyle bir yalancı, böyle iğreti bir haya kavramına, yani sanki böyle samimi olmayan bir haya kavramına sığınmak ve gerçekten öğrenmek isteyen, öğretmek isteyenlerin de önünü tıkamak gerçekten bu toplumun en büyük handikapı. Yazık oluyor gençler için. Gerçekten çok üzülüyorum. O kadar çok vajinismuslu çiftimizle, ailelerimizle görüşüyorum. Online danışmanlıklar veriyorum. Çok ağır problemler var. Aslında bunları çözebiliriz. Bunlar çok kolay çözülebilir. Hekimleriniz, bilim insanlarınızın aracılığıyla bunlar çözülebilir. Ama böyle neleri tercih ediyoruz? Yani bilimi, ilimi değil de daha farklı şeyleri, bunları sosyal medyada gerçekten açıklamak çok zor. Hataları anlatmak çok zor. Ama ben yine de bu videoyla hepinizin düşünmesini istiyorum. Ben anne olarak nerede hata yapıyorum? Ben baba olarak nerede hata yapıyorum? Doktor olarak, cinsel sağlık açısından öğretmen olarak, psikolog olarak nerede eksiğim var? Neden toplumumuzda bu kadar problem var? Ve çözmek için neden gayret sarf etmiyoruz? Ben bundan sonraki kuşaklarımızın aynı problemleri yaşamamasını istiyorum. Onların, tüm ailelerimizin, hepinizin mutlu olmasını istiyorum.
Hepinizi çok seviyorum. Hepinize kanalımı takip ettiğiniz için ve cesaret gösterdiğiniz için, yorumlarla desteklediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok çok seviyorum.